Şimdi Beşiktaş Antalya Spor maçı için. Veya hocam sizinle başlayalım. Beşiktaş Antalya Spor karşılaşmasına ilişkin favoriniz kim? Beşiktaş. Beşiktaş diyorsunuz. Beşiktaş kazanır dediniz. Zeki Uzundurkan. Ben de Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş. Ben de Beşiktaş diye düşünüyorum. Vay be, uzun bir aradan sonra 4-4 evet. Çıktı. Çok kolay görülebilecek bir şey değil. Beşiktaş bu karşılaşmaya çıkarken 44 puanda Antalya Spor'un 30 puanı var. Bakalım nasıl bir 90 dakika izleyeceğiz yarın akşam. Peki hemen bir kısa reklam arası da ardından takım oyunu devam edecek efendim. 4 galiba onu soruyor. Hayır, dönüp giderken bir anda VAR'dan kulağına bir şey geliyor, kart çıkarıyor. VAR uyarıyor bence. Bakın dikkat edin, bak gidiyor. Sonra bir anda VAR'dan bir şey söylüyorlar, dönüp kartı çıkarıyor. VAR sarıya uyaramaz ki. İşte uyaramaz da demek ki yeri gelince uyarıyor. Pozisyon gereği orada direkt arkasını döndü, giderken birden dönüyor ama. Dikkat edin bakın, pozisyonu bir daha izleyin. Ona baktık da belki de şunu dedi. Lan bir şey yok gibi geldi ama sonra dedi lan bu bassız dedi, verdi. Ama hocam, olabilir ya. Olabilir tabii ki. Yani olabilir tabii ki. Ama ya ben kararın ağır olduğunu düşünüyorum. Ben Zeki karar... Uzundurkan fail ben... olsa bile sarı kart değil diyor. Evet, siz hocam? Ben de. Ben şu ana kadar bu pozisyonun sarı kart olmadığını düşünüyordum. Erman hocam benim kafamı karıştırdı. Bir daha bakalım. Yani abi bu sarı... Kötü niyet de yok be hocam. Bakınız, kötü bir oyuncuya girersin. Bir oyuncuya zamanlaması yanlış girersin. Top seker, fırtar, ayağına gelir. Ona bir şey diyemem. Çarpar, gelir. Timing'de geç kalırsın. Hepsine varım. Sen ayağını koy, sonra geçerken kaldır, dank diye vur. Ama hocam oyuncuyu görmüyor. Ayağını kaldırmayacaksın abi yerde. Abi ayağını hocam, kaldırıyor ya, vuruyor. Hocam oyuncuyu görmüyor. Abi... Castro'yu görmüyor mu? Oyuncuyu burada. Görmeden dikkat ne yapıyor? Bakalım. Koşmak mı istiyor Zeki? Hücuma kaldırıyor takımı. Nereye kaldırıyor ya? Evet. Adamın ayağından mı hücuma kalkıyor? Bak görmedim diyor. Görüyor musun? Bak ya, görmedim diyor. Ya geçecek onu ya. Bu işi yapan adam. Ben oyuncuyu görmedim diyor. Bu adam şaibeli bir adam. Bu geçen senede evet ben bu adamı seyrederken hep biraz bekliyorum. Yemedi hakem. Ha hakem biraz, hakemi biraz havalanmış gördüm. O da ayrı bir olay. Bu zor çocuk iyi bu hakem. İyi olacak. Biraz havalanmış, sakın havalanma. Ne oldum deme hakem, bitti yanarsın. Ayağını biraz fazla rahat böyle ya. Havalanmış. Bakın şimdi hocam. Ya bu kadarcık şeye, bu kadarcık ya temasa sarı kart olan bir oyuncuya bu kadarcık bir temastan ikinci sarı kart çıkıyorsa her maçta 10 tane kırmızı kart çıksın o zaman hocam. Hepsi söylemiyor musunuz? Öyle de yapmayacaklar. Ya hocam bu bile, niyet yok bu bile hocam basma burada. Değil. Mesela şey basma olacak. Yani durur orada direkt öyle sağ ayağına bileğine basar. Yani basma yok. O topa geç kaldığından, timing hatasından devamında... Jerome yer, yani... Bakın size hala aynı şeyi söylüyorum. Yerdeki ayağı niye ikinci hareketi yapıyorsun adama ya? Hocam görmüyor musun? Hani topa ya. İlk hareketi yaparsan yerdeki harekete kaldırıp ikinci hareketi yapıyorsun. İkinci hareketle yaptığın yerde top yok. Top 1,5 metre burada ya. Hakem kötü niyetli bir defa. Oyuncu kötü niyetli. Senden aynı fikirde değilim. Aynı fikirde değilim diyorsun. Castro da kötü niyetli. Yapmayacaklar abi, yapmayacaksın. Bu gösteme maçlar, iki gösteme öyle maçı da... bir tane kartı var. Yapmayacaksın abi. İki gösteme maçında da Trabzonspor'u hakemler bu sene yakmaya çalıştılar. Birinde Jerome'a Sosa'yı sakatladı. Sosa'nın sakatlığı hala o Jerome'un tekmesi yüzünden devam ediyor. Bak bu maçta da oynayamadı. Beşiktaş maçı tamam üstüne tuz biber ekti ama... Orada da Charlotte'un penaltısı verilmemişti. Trabzon o maçı kaybetmişti. Burada da yine hakem hatası var bence. Ki Göztepe'nin... Bu oyuncunun Göztepe'nin, bir hareketi var. Bu oyuncu bir şey yapıyor. Hareketi de yapıyor. Ben bunu kaç sefer biliyorum bu oyuncu. Biraz sonra... Yapıyor sonra pişman oluyor. Dikkat edin elini falan kaldırıyor hemen. Biraz, yok öyle hikaye. Biraz sonra Göztepe'nin... Elini kaldırıyor. Göztepe'nin... Hiçbir şey yapmadı. Göztepe'nin kazandı. Hani yaparsın ya penaltı. Abi ben... Pozisyona bakarak konuşuyorum. Ben takıma bakarak konuşmuyorum. Bana ben hakemin kötü niyetli bana olduğunu düşünüyorum. VAR'ın da kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Ali Karabıyık'ın. Çünkü niye? Az sonra siz söyleyeceksiniz. Ya. Çünkü Göztepe'nin kazandığı penaltıdan önce Abdülkadir parmağı faul yapılıyor. Bir de bu Gilerme'nin pozisyonunda ne var biliyor musun? Hocam, şimdi bu pozisyonu tartışıyoruz. Böyle ofansif hücum oyuncuları böyle. Hocam sen de biliyorsun. Böyle hamle zamanlarında geç kalırlar. Yani savunmaya yetileri iyi değildir. O da var atıl yani bu pozisyonda atılıyor devamında o da var ama ben de yani bu
basma yok. Devamında verilir mi, verilmez mi? Soru işareti bir kart yani. Bu arada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili bir polemik vardı. Yusuf Günay'ın bir açıklaması var. Mustafa Başkan'ın hastaneye kaldırıldığı acil olarak iddia edildi. Ama Yusuf Günay diyor ki, Galatasaray yöneticisi, başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup evinde dinlenmektedir diye bir açıklama var. Yani Mustafa Başkan'a acil şifalar diliyoruz. Mustafa Başkan Beykoz'daki evinde gayet sağlıklı bir şekilde ameliyattan sonraki sürecini geçiriyor. En kısa zamanda da Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna oturacak. Acil şifalar diliyoruz. Ben muhabir arkadaşlarımız da kontrol ediyorlar bu arada. İlk kez bir başkan, üç büyüklerin başkanlarından bahsediyorum. Trabzonspor başkanları genelde o kategoriye uymuyor. Kibir yoktur hiçbir zaman. Ulaşırsın, bilgi alırsın. İlk kez bir Galatasaray üç büyüklerin içindeki bir başkana telefon açtığında transferler dahil, ki transferde teyit mekanizması işlemez, direkt doğruyu söyler. Öyle beyefendi, mütevazi. Başkan düzgün adam abi. Düzgün adam, aynen. Düzgün adam. Siz de hep söylüyorsunuz. Başkan düzgün adam. O yüzden sağ sola oynamıyor. Dönsün, aynen. Acil şifalar dileyelim. Galatasaray'daki virüsler adamı bu hale getirdi. Aynen. Dürüst. Koronavirüs yani, falan değil de Galatasaray'daki virüsler hocam, getirdi. Kaptaki davayı Avrupa'da o halletti. Burada maske hocam niye söylemiyorsun? Kastan çıkar diye. Hocam sen alışkınsın. Kastan cezayı halletti. Hocam maske. Galatasaray'ın cezayı yememesini halletti. Geldi, 2 sene üst üste şampiyonluk gördü, kupalar kazandırdı. Yani hiçbir yani parasını iyi kullandı. Sağ adamı mali olarak, adamı mali olarak evet dediler. Neymiş efendim, idari değilmiş. Vay arasına ya. Vay arasına. Sağ dışında hocam öyle kavgacı, insanlarla bir polemiğe giren bir insan değil. Kendi halinde, ama o baskın özellikle yani Galatasaray o hem divan kurulu hem de kongre üyeleri herhalde baskın seçim zaten kongre üyeleri istiyordu. Yani enteresan yani. Farklı bilgiler de geliyor. Her başarı mutlaka cezalandırır da öyle. Beyan esastır. Beyanın doğruluğunu kabul etmek zorundayız. Gönlümüzde öylesini istiyor zaten. Sevgili Ender Bilgin, şunu da altına çizelim. İlk defa Türkiye'den istiyor. Bir kulüp başkanı kasta dava kazandı. Hatta Juventus ve Milan başkanları da Mustafa Cengiz'le temasa geçerek siz kasta nasıl davayı kazandınız? Finansal fair play nedeniyle bize de yol gösterin, biz de o şekilde savunma yapalım dediler. Örnek istediler Galatasaray'dan. Yani bir de o alanda da çok başarılı bir başkan. Bir de Trabzonspor'un gitmesiyle şu ana kadar kasa 10 tane takımımız gitti. Evet. Tabii Trabzonspor savunma yapacak, geriye kalan 9 takımdan tek kazanan dava sizin dediğiniz gibi evet. Galatasaray. Peki şimdi Gilerme'nin pozisyonuna ilişkin evet, hocam tamam. Dedi ki ikinci sarı kart doğru. Rea Kapsal ve Zeki Uzundurkan sarı kartı, kırmızıya dönüşen kartı ağır buldular, ikinci sarıyı. Valla ben de biraz daha sanki şeyden yanayım. Yani sarı ağır, ikinci sarı ağırdan yanayım, ama hocam da biraz şuradaki uygulamalı pozisyonda aklımı karıştırdı hocam. Onu da söyleyeyim. Peki devam edelim pozisyonlara. Arkadaşlar hızlı hızlı gidelim, tempolu gidelim. Ya Sherlock 50. dakikada değerli izleyenler bir top aldı. Sürdü. Yani 70 metre falan sürdü evet. Topu. Bir de kimle ikili mücadele sürüyor? Poco bir tanesi. Poco nasıl bir oyuncu, özelliği ne? Fiziksel atletik. Direnci tabii. Yüksek, atletik hızlı. Oyuncu. Tabii. Kaç metre sürmüş? Topu evet. Kocaeli'nden aldı. Bursa üzerinden İzmir yaptı. Oradan Antalya yaptı. Oradan Mersin, Tarsus, Adana yaptı abi. Bunda Adana'da penaltı oldu. 1.94 boyla yaptı hocam diyorum. Bunu. 75 metre filan, 80 metre. Yani direkt gitmiyor pozisyona. Tabii, bir de böyle bir kavisle gidiyor. Yani aldı oradan, aldı Bursa'nın şeyinden aldı yani, düşün üstten aldı. İzmir aşağı indi abi, Antalya, Mersin, Adana'da penaltı oldu. Ya bu penaltıyı böyle araya girip çabukluğuyla bu takımda, Trabzonspor takımında kim yaptırır mesela dersin? Abdülkadir. Evet. Değil mi? Aynen. Yani yaptırır dersin. 1.90. Abdülkadir tutabilirler de Sörlot'u tutamıyorlar. Evet, durduramıyorlar güçlü, adamı. Evet. Silindir gibi gidiyor evet, adam. Bir dirsek atsalar evet gitmiyor yani. Ya çok abi, enteresan bir şey. Oyuncusu. Bak girme. Nereden? Kendisi adam aslında. Yorulmuş. Adam darbe bekliyor. Adam yorulmuş. O kadar. Girme. Sağdan soldan koş. Omuzunu koy. O kendini atarsa atsın. Ama alttan müdahale yaparsan penaltıyı yersin.
Penaltı doğru karar mı hocam? Doğru karar. Net penaltı. Farklı düşüncede olan yok. Var mı? Yok. Peki niye burada sarı kart çıkmadı Soner'e? Soner miydi pozisyonda? Serdar var orada, Poco var. Serdar'la Poco. Serdar mı yapıyor, Poco mu yapıyor? Bence Poco yapıyor. Poco'ya sarı kart Poco çıkması gerekmiyor mu? Sen şimdi adamları karıştırdın, sarı kart istiyorsun illa ki. Hayır. Her penaltıda tamam. Sarı kart olur diye bir şey değil. Yok ki. Ama burada kanun biraz, değil biraz, ki. Biraz ağır bir karar. Penaltı kart bence, olmaz. Bence de kart olmaz, evet. Peki hocam, hocam sen tamam hocam. Ne kadar çok şey istiyorsun hocam ya? Soruyorum hocam ya. Olmaz. Öğreniyoruz işte hocam. Olmaz hocam. Devam hocam, arkadaşlar tamam, hızlı hocam. Gidelim. Burada saygı duyuyorum. Penaltı kararı doğru. Ardından Ekuban net bir penaltı vuruşuyla Beto da aslında penaltı evet. Kurtarışlarını yani vardır. Evet. Ama kaleciyle topu ayrı köşelere yolladı. Devam edelim arkadaşlar hızlıca. Burada 53-54 gibi Göztepe'li oyuncuların bir penaltı beklentisi